na karta. Deniz sahilindeydi evimiz. Ve evimiz benim doğduğum ev, büyüdüğüm ev. Bir zaman okulmuş. Sonra satılmış ve babam aldı. Ev, yol ve deniz. Tamamen deniz sahilindeydi. Babam Larnakalı, Zeki Müderrisoğlu. Ticaretle meşguldü. Annem Limasolluydu. İlkokulu Larnaka'da okudum. Sonra Amerikan Akademi'ye gittim. 5. sınıfta akademinin alın yazısı mı diyeyim, kısmet mi diyeyim, ne diyeyim artık. Ben hukuk okuyacaktım. Sözde. Okuyamadım. Nişan ettiler beni. O zaman nişan değil de nikah. Nikah vardı o zaman. Okuldan aldılar, nikah ettiler. 34 doğumluyum ben. 26 Eylül 1934. Eşim Bafın Yeşilova köyünden. Mandirya ismi, Türkçe ismi Yeşilova. Çiftçilikle meşguldü eşim. Hayvancılık, çiftçilik. Çocuklarım oldu arka arkaya. Ev hanımıydım o zaman. Ancak çocuklarla ilgilenebilirdim. Bir ara Kadınlar Birliği, Süheyla Hanım geldi Bafa. Kadınlar Birliği'ni kurduk kasabada. Cumhuriyet kurulduktan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti, BAF'tan belediye başkanı seçildiydi. Ondan sonra da milletvekili seçildi. 63'te trafik kazasında vefat etti eşim Halit Kazım. Seçime gidilecekti onun yerini doldurmak için. O zaman tabii Rumlarda EVOKA vardı ya, bizde de TMT vardı. İşte teşkilatlar, şunlar bunlar. Birkaç kişi geldi bana, dedi ki seçime gitmek hatalıdır bizim için bu zamanda. Ben anladım, yani olaylar çıkmak üzereydi. Rum-Türk olayları. Kabul eder misiniz siz milletvekili olmayı? Dedim, ederim. Tamam. Ben seçimle milletvekili olmadım. Tayinle milletvekili oldum. Ama kimse itiraz etmedi. İtirazda bulunmadı yani halk. Thank you.
travma halindeydik. Eylül'de işte babamın ölümü. Ondan sonra ta onu hazmedemeden o şeyi 63 Aralık olayları çıktı. Onun alt üst oluşu. Evimizden ayrıldık. Köye, çiftliğe gittik. Bafta oturuyorduk. Baftaydı ev. Oradan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü Rumlarla çevriliydik. Tehditvari bir ortam oluştuydu o bölgede. Dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldık. Köye taşındık. Ondan sonra zaten milletvekilliği pratik olarak bittiydi Aralık 63'ten sonra. Çünkü bütün memurlar, bakanlar, milletvekilleri meclisten çekildiydi, hükümetten çekildiydi. Getolaşma olduydu. Dolayısıyla milletvekilliği sadece o zaman kurulan işte Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi diye bir yönetim kurdulardı ve gerek Temsilciler Meclisi, gerekse Cemaat Meclisi üyelerinin birlikte oluşturduğu bir meclis diyelim, oluştuğu bir yönetim kuruluydu. Tabii o dönemde Lefkoşa'da toplanırdı meclis. Seyahat etmek çok zordu. Yollarda sürekli barikatlar vardı, insanlar kayboluyordu. İşte belli periyotlarda toplantılar olurdu. Onlara, toplantılara ben veya kardeşim gidiyorduk beraber. Ayla Hanım çalışkan bir insandır. Kadınlığıyla cizmeleri giymiş ve o arazilerini mamur duruma getirmek için çalışmış, durmadan çalışmış bir insandır. Çalışkan bir insandır. Sabahtan akşama kadar cizmeler ayağındadır. Bir adam gibi. Ben öyle tanıyorum Ayla Hanım'ı. Ayla Hanım'ı bütün kasaba severdi. Bunu söyleyeyim. Yani nasıl karşılandı sözüne? Güzel karşılandı. Yani çirkin bir şey söylenmiş hali olmadı. Uygunluklu bulundu. Ve Baf Türk'ü içinde ciddi şekilde katkı veren bir hanım oldu. Çünkü Halit Bey'in arkasında devamlı gayret gösterdiği için, ekip biçtiği için iki yerde kalırdı bunlar. Biri Baf'ta bir sosyetik bir Rumların arasında olan bir yerde. Bir de Mandirga dediğimiz Yeşilova köyünde evleri olduğu için orada da kalırlardı. Ayla Hanım o köyde özellikle rahmetli Halit Bey'in rahmetli olduktan sonra ekip biçtiği, uğraş verdiği, yani toplum için her yönüyle hazır halde birisiydi. Dolayısıyla saygıyla karşılandı ve hanım hakkında bir şey söylendiğini ben hiç hatırlamıyorum. Kuzey'de geldiğinde Güzel Yurda yerleşti. Güzel Yurda yerleşmesinin bana göre birinci nedeni toprağa bağlı, üretken bir insan olduğu için, onu devam ettirebilmek için Güzel Yurdu seçti. Çünkü Güzel Yurt'ta narinciye bahçeleri vardı ve bunlar bakım isteyen, uğraş isteyen yerlerdi. Dolayısıyla Ayla Halit Yaz'ın burada büyük bahçelere sahip oldu. O bahçelerin ürünüyle neredeyse Güzel Yurt'un en fazla ürün yetiştiren, portakal yetiştiren insanı haline geldi. Yani büyük üretici sıfatını kazanmıştı. Yazda geldiğimizde tamamen çiftlikte çalışıyorduk. Hep çiftlik işleri. Gece gündüz orada. Zevkli bir işti. Tabii biz geldiğimizde birçok şeyi alırdık, paylaşırdık. Ben ve kardeşim birçok işi üstünden alırdık. Mesela en önemli
faaliyet hasat dönemiydi o dönem, arpa buğday hasatı. Orada derdik, hasatta yer alırdık. Ondan sonra işte fasulye fıstık ekimi olurdu. O fasulye fıstığın bakımı, sulaması, bahçelerin, greyfurt ve portakal bahçesi vardı. Gerçi büyük değildi ama onların bakımı, işte sürmeler, hayvanlar için saman çıkarmadır, yine fasulye hasatı. Bunlar da hep biz yapardık bunları. Tabii işçiler de vardı. Yani ama bu işlerin yürütülmesinde başlarında dururduk. Anneniz ne yapardı bunda? O da işlerin organizasyonunda. Organizatör oydu genellikle. Yani yapılacak işlerin. Sabah mesela kimin nereye gideceği, ne yapacağı falan, ne işler yapılacağı organizasyonu. Esas tarlada da biz görev alırdık, yer alırdık. Vallahi hep bu konuşmaların, siyasi konuşmaların, siyasi faaliyetlerin içinde büyüdüm ben. Yani evlenmeden önce de kendi merakım vardı. Sonra karma bir okulda okudum. Oradaki haksızlıklara karşı da gelirdim. Yani Rum, Türk, Ermeni, Yahudi öğrenciler vardı. Ve o haksızlıklara hep karşı gelirdim. Yaratılışım öyleydi herhalde, bilmem. Nereye gitsem haktan hukuktan yanayım. Gittiğim yerde de doğruyu söylerim. Derim ben aksi bir şey yapmam, kimin senin hakkını yemem. Rüşvet yedirmem, kendim yemem. Alnım açıktır. İstediğim gibi konuşurum. Eğer karşımdaki suçluysa onu da itham ederim o suçundan dolayı. Yani hiç korkmadan konuşurum. Bakta 5000 kişi var sadece köylerle beraber, ya 6-7 oluyor. Hepsi onaylayacaktı. Yani o kadar sevilen bir şeydi. Çok çalışırdı. Beyliler bizimkine de çalışan insanı sever fazla. Vahsus kadın olduğu için de direkt çalışır. Cizmelerinden gören yeni bir daha pantolonu, öyle şey pantolonu. Eski filmlerde gördüğünüz gibi. Hepsi hoşuna gider. Aylanım gelir, aylanım geçer. Ama oradaki o büyük faaliyetler. Sonra o Okulay Bey Birliği'nin başkanlığı da yapmış biriydi. Kocasının yerine öldükten sonra onu da yaptı ve çok geniş faaliyetler. Dünya kadar çocuk okutturdu. Yani o seneler, bir sene 1960-1964'e kadar ki yukarı geçtik. Dünya kadar çocuk okutturdu. Uğraştı. Zenginlerden, şeylerden hep kendileri de vurdu. Paraları ve 150-200 yakın çocuk okutturdu. Çok şeyler yaptı. Ne kadar ölsek, ne kadar söylesek doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı. Biz ona ilerisi de ben dahil erkek gibi karı. Hayranım erkek gibi karı derdik. Çok uğraşan, çok çalışan bir kadın. Yani bunlar bizzat şahit olduğumuz şeylerdir. Erkek gibi bir kadın. Yani eşinin arkasında durmasını, BAFT'a bir lider olma vasfını taşıyıp da BAFT'lıya örnek olmasını bilen ve hem siyasal yönden kendini gösteren hem de iş yönünden, gayret yönünden de kendini BAFT'lıya gösteren bir hanımdı. Saygıyla anarız. En hareketli diyelim zamanlar işte o seçim dönemiydi. Adaylığını koyduydu. 70'teydi. Tam aklımda yok hangi seneydi. O seçim vesile oldu. Biz de beraber propaganda için bütün BAF köylerini gezdik. Yani bütün BAF'ı o dönem gezmiş olduydum. Bütün köyleri. Orada yani tek böyle
şey ettiğim, nasıl diyeyim, işime yarayan diyelim, yani faydalı olan şeyi bu oldu. Ayla Hanım'ın ilişkileri toplumla, dediğim gibi, o kapalı dönem vardı. Dolayısıyla 10 sene geçmiş olmasına rağmen milletvekili atamasından sonra, yani bizim tamamıyla Türk toplumunun zaten milletvekilleri filan 10 seneden sonra bir seçim yapma bahtiyarlığına eriştiler. O seçim de yanlışım yoksa 1973 yılında yapıldı. Bu 1973 yılında aday oldu. Fakat kazanamadı. O dönem kazananlar Subutay Ali Ratip ve Lefkoşa'dan katılan Şemsi Kazım'dı. Yani Şemsi Kazım da bu bölgeden adaylığını koymuştu o dönem. Dürüst olsunlar, dürüst konuşsunlar. Korkmadan konuşsunlar. Düşündüklerini söylesinler. Herkes hakkını arasın. Aramayı bilsin. Ben genç olsam arardım. Hala daha hakkımı arardım. Thank you.